Bu videoda gradyanın çevre eğrisi haritaları bağlamında ne anlama geldiği hakkında konuşmak istiyorum. Elimizde iki değişkenli bir fonksiyon olduğunu düşünelim. İki değişkenli fonksiyonumuz f y olsun. fxy'yi x y'yi x çarpı y olarak tanımlayalım. Bunu x y düzlemindeki bir çevre eğrisi haritası ile görselleştirebiliriz. Şuraya x eksenimizi, şuraya da y eksenimizi çizelim. Bu, x değerlerini bu da y değerlerini temsil edecek. Evet, girdi uzayımız bu. Bu arada çevre eğrisi haritaları üzerine de bir video hazırlamıştım. Bu konuyu yeteri kadar bildiğinizi düşünmüyorsanız, o videoyu seyretmenizi öneririm. x çarpı y'nin çevre eğrisi haritası buna benzeyen bir şeydir. Bu eğrilerin hepsi sabit bir değeri temsil ediyor. Örneğin, f x virgül y'nin sabit değeri 2 olsun. Bu eğrilerden biri 2'yi temsil eder anlaştık mı? Fonksiyon açısından düşünecek olursak, x çarpı y ne zaman 2'ye eşit olur? Bu y eşittir 2 bölü x'in grafiği ile aynı şeydir ve de buna benzeyen bir eğridir. Bu eğrilerin hepsinin sabit değerleri temsil ettikleri konusunda hemfikirsek devam edelim ve gradyan alanına bir göz atalım. Gradyanın f'in kısmi türevleri ile dolu bir vektör olduğunu hatırlıyorsunuz değil mi? Bunu hemen not edeyim. Gradyan sembolü olan ters üçgeni, evet çiziyorum, f'in gradyanı x ve y'nin bir fonksiyonu olacak bu fonksiyon vektör değerli bir fonksiyon birinci koordinatı f'in x'e göre kısmi türevi ikinci bileşeni ise f'in y'ye göre kısmi türevi bunu fonksiyonumuza uyguladığımızda ilk olarak x'e göre kısmi türev almamız gerekecek bu durumda x değişken y de sabit olarak değerlendirileceği için kısmi türev buradaki sabite yani y'ye eşit olacak y'ye göre kısmi türev aldığımızda da bunun tersi olacak. Yani y bir değişken ve x bir sabit olarak değerlendirileceğinden kısmi türev bu sefer de x'e eşit olacak. Bunu x, y düzlemindeki bir vektör alanı ile görselleştirebiliriz. Herhangi bir x y noktasında, mesela x 2 y, y de 1'e eşit olsun. Evet, x eşittir 2, y eşittir 1 noktasına vektörü yerleştirerek çıktı değerinin ne olacağını görebiliriz. Elde edeceğimiz çıktı değeri bunların yerlerini değiştirecek. Başka bir deyişle, 1,2 vektörünü, yani x bileşeni 1, y bileşeni de 2 olan vektörü elde edeceğimizi, evet, bunu söylemeye çalışıyorum aşağı yukarı böyle bir şey. Bu vektörün vektör alanlarının çizimine bağlı olarak muhtemelen daha kısa olarak çizilmesi gerekiyor ama olsun. Şimdi tüm vektör alanını ekrana getirirsek de işte buna benzeyen bir şey görürüz. Şuraya yazdıklarımı sileyim ki kafamız karışmasın. Evet, şimdi daha iyi oldu vektörleri olduklarından daha kısa olarak çizdiğimizi ve renklerin de uzunlukları göstermek amacıyla kullanıldıklarını da hatırlatmak istiyorum. Mesela buradaki kırmızı çok kısadır, mavi ise daha uzun. Bu arada eğer vektörlere dikkat edecek olursanız, çevre eğrisini kesen vektörlerin çevre eğrisine dik olduklarını görebilirsiniz. Hangi vektöre bakarsanız bakın durum budur. Mesela buradaki ya da buradaki kısacası hepsi. Bunun çok da faydalı olan bir sebebi olduğunu da eklemek istiyorum ama isterseniz ben bunun ne olduğunu söylemeden önce biraz düşünelim. Noktalardan birine biraz daha yakından bakacağız ama önce şuraya yazdığım şeyleri bir sileyim. Evet, noktalardan birine yakından bakacağız demiştik. Mesela bir bakalım. Evet, mesela bu. Şimdi hemen bu noktaya yakınlaşalım ve burada neler olduğunu görelim. Buna benzeyen bir çevre eğrisi var ve bu eğri bir değeri mesela f eşittir 2'yi temsil ediyor olsun. Bunu şu anda düz bir çizgi olarak görmüyor olabilirsiniz ama bu çizgiler ya da eğriler yaklaştıkça daha da düz hale gelirler gradiyan vektörünü nasıl yorumlayacağımız konusuna gelince gradiyan ve grafikler videosunda gradiyanın artımın en çok olduğu yönü gösterdiğini söylemiştim şimdi bu noktadan uzaklaşan tüm vektörleri düşündüğümüzde f'in değerini en hızlı biçimde arttırmak için hangi yönde hareket etmeliyiz bu soruya iki farklı şekilde yaklaşabiliriz. Bunlardan biri f'i en hızlı biçimde arttıran yönü bulmaktır. Diğeri ise tüm bu vektörleri devre dışı bırakıp artımı temsil eden bir başka çevre eğrisine bakmaktır. Bahsettiğim çevre eğrisi evet, mesela bu olsun. Ve bu eğri de ikiye çok yakın bir değeri, örneğin 2,1'i temsil etsin. Eğer daha iyi çizim yapabilseydim ya da eğer bu çizim gerçeğe daha yakın bir çizim olsaydı bu eğri ilk eğriye paralel olurdu. Neden diyecek olursanız çıktı değerini çok az değiştirdiğimizde buna karşılık gelen noktalar hemen hemen aynıdır ama çok az bir biçimde ötelenmişlerdir. Bu yüzden de buradaki gradyanın 2 çıktı değerinden 2,1 çıktı değerine yönelmiş tüm vektör olduğunu söyleyebiliriz. Dediğimizi yapacak tüm farklı vektörlerden bahsediyorum ama bunu en hızlı biçimde yapacak olan hangisidir? Bu arada en hızlının hangisi olduğunu düşünürken artımın en çok olmasını sağlayan sabit uzunluklu vektörler yerine bu sefer çıktıdaki sabit artımları düşüneceğiz. Başka bir deyişle Bunlardan hangisi bunu en kısa yoldan sağlar? Evet, bunu söylemeye çalışıyorum. Ve bu eğrilerin paralel olduklarını da hesaba kattığımızda iki eğri arasındaki en kısa mesafenin örneğin bu. Evet, bu olmadığını söylemek çok da zor değil. En kısa mesafe tabii ki de iki eğriyi dik kesen vektördür. Evet, bunların doğrular olduklarını ve yakınlaştıkça da paralelleştiklerini düşündüğümüzde aralarındaki en kısa mesafenin ikisine de dik olacağını söyleyebiliriz öyle değil mi gradyanı artımın en çok olduğu yön olarak yorumladığımızda çevre eğrilerinin üzerine denk gelenlerin nerede olurlarsa olsunlar o eğriye dik olmaları bunun doğal bir sonucudur. Ve bir sonraki eğriye en hızlı şekilde ulaşabileceğimiz ya da fonksiyonu en hızlı şekilde arttırabileceğimiz yönü gösterirler. Ayrıca bu gradyanın farklı bir bağlamda faydalı yorumlarından biri olduğu için gradyanın çevre eğrilerine her zaman dik olacağını aklınızdan çıkarmayın anlaştık mı Bir sonraki videoda görüşmek üzere